Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanları hem cehennem azabına karşı uyarıp korkutmuş, hem de onları Allah'ın müminlere vaat ettiği dünyada ve ahirette üstünlük, başarı ve ebedi mutlulukla müjdelemiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hem bir müjde verici hem de uyarıcı olduğu ayetlerde şöyle bildirilmektedir. Ey Peygamber! Gerçekten biz seni bir şahit, bir müjde verici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. İnsanları şevklendirmek, Kur'an ahlakını yaşayan insanlar için önemli bir ibadettir. Müjdelenmek, müminlerin şevk ve heyecanlarını artırır, yaptıkları salih amellerde daha gayretli ve başarılı olmalarına vesile olur. Allah, bu nedenle Nisa suresinin 84. ayetinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme müminleri hazırlayıp teşvik et şeklinde buyurmuştur. Onu örnek alarak onun sünnetine uyanlar da onun gibi insanları uyaran ve onlara müjdeler veren kişiler olmalıdırlar. Allah'ın emrine ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakına uyan her mümin, tüm Müslümanları müjdelemek ve onları teşvik ederek şevklendirmekle sorumludur. Olumsuz konuşmalar yapmak, kolay olan işleri zor gibi gösterip moral bozmaya, müminleri yıldırmaya çalışmak Müslümanca bir tavır değildir. Kur'an ahlakına uygun olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi Allah'ın Müslümanlara vaat ettiği güzellikleri sık sık hatırlatmak ve onları hep canlı ve şevkli tutmaktır. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ümmetine müjde verenlerden olmalarını şöyle buyurmuş. Kolaylaştırın, güçleştirmeyin. Müjdeliğin, nefret ettirmeyin. Birbirinizle iyi geçinin, ihtilafa düşmeyin.